Tabağıma 1 puan verdi. Kendi gelinine verdi 5 puana. Sen de ona geri iade etmiş oldun. Teşekkür ederim. Demek ki damak tadı değil mi bu? 5-1-1'i kullandınız mı? 5-1-1 yaptınız mı? Hayır, yok, yapmadım. Ha, yine güzel yapmadım. Puanlar verdi. Tabii ama gibi. Bir gelip tabii. Ama ben benim hala birlik yani, olduğuna inanmıyorum tabağımın. Ama bir gelip bakar mısın verdi tabağına? 5'i. Ben de gelip lan. Pişmemiş, sonra suçlama yani gelen kayınvalideleri. Ya pişmemiş, soğanlar pişmemiş, diri diri. Zaten adı hamur, çiğ börek değil mi? Ama güzel şey, bir tadına bu bakacağım, İçindeki, kusura bakmayın. İçindeki kıymanın... Dur, Günur teyze çok acıktı, karnını doyursun. Ya ye, ye. Vallahi o kadar güzel olmuş ki geçen evde yapmıştım, ondan bile daha güzel olmuş. Bilemem, o sizin, yani damak, sizin damak tadınız. Tadınız hem siz restoran işletiyordunuz ama herhalde damak tadınız zaten mı bozuldu seyrederken bilmiyorum. Zaten seyrederken izleyicilerimiz de görecek. Çok güzel olmuş. Neyin piştiğini hani. Yani şu rengi, rengi bile bakar mısınız? Tam çiğ börek rengi. Bakın. Ama orada çok kızarmış çiğ börekler var. Bakın. Nurcan, niye bana bir verdin, niye bana bir verdin demekten sen sıkılmadın mı? Ya şu aldığın birlerin sayısını unuttum artık ben. Yapamıyorsun. Orada bayağı otururken bizler sizi bu kadar uzun uzun seyredemiyoruz ama 15 gündür rahatsızlığından dolayı uzun uzun seyrettik. İnanın kameralar detayına kadar gösteriyor. Seyirciler diyor ya ben o tabağın Aysu'nun olduğunu anladım, sen niye anlamadın? Çünkü o kadar güzel seyrediyor. Seyirciler aynısını görecek. Çiğ vallahi size de yazacak, emin olun yazacaklar. Yazsınlar. Çünkü çiğ börek için size yazacaklar. Pişmemiş. O kadar ben eminim. O kadar eminim şunun güzel olduğunu. Bir şey diyebilir miyim? Bak 5-6 parça yaptık, tamam mı? 5'i pişmiştir de biri az pişmiştir, o da denk gelmiştir kadına. Tamam, ama gerçekten bu kadar belli kötülemesinin anlamı yok ki. Ama öyle bir üç tabak konu güzelini arasında arıyorum. Güzelini bizimki kötü mü? Ama pişmemiş. Yani yorum yapılsın ama bu kadar yani derine inilmesin. Öyle bir yorumlar yapıyor ki hakikaten rahatsız oluyorum ya. Nurcan, dün aldın 1-1-1-1-1. Bugün alıyorsun. Hala diyorsun ki nesi olmamış. Kız, yapamamışsın 10 yıllık gelin. Becerememişsin işte. Ne derinini yaptın ki? Pişmemiş dedim. Hayır, hamuru da pişmemiş. Arıyorum. Ben zaten güzeline, siz gurme misiniz? Hayır, normalde biz. Hayır, siz hep güzeline mi verirsiniz? Ben işte hiçbir zaman bunu yapmadım. Anlamıyorum, ben güzeline ben arıyorum. Ben bunu güzeline kötü veririm. Yapıp kötü yapmıştır. Benim kayınvalidem çirkine mi verdi? O zaman soru sorduysanız tamam, cevap verin. Tamam, şu an sizi dinliyorum. Şimdi ben hiçbir zaman Aysun kötü yapmıştır diye düşünüp en kötü tabağa 5 verip iyilere hiçbir zaman 1 vermedim. Doğru mudur? Yapmadım ben bunu. Ben hep Aysun güzelini yapmış aradım. Belki de hatayı burada yaptım. Olabilir, benim gelinimde yetiştiremeyebilirdi. Ama ben hiç bunları düşünmedim. Hayır, Aysun güzel yapar dedim. Ben bunu düşünerek ama her yaptım. Seferinde güzel yapamaz değiliz ki. Burada ne kayınvalideler gördük. Pişmemiş yemeğe. Gelininin yapamayacağını anladığı için 5 basan işte geçen hafta da benim kayınvalidem de onu hiç yapmadı. Hani beni bulmak için ona buna bir basıp bana 5 vermedi. Onu Mazze da kabul Hanım'la etmiyorum da konuştuk şu anda. Hani yemeği mutfak şeyde değerlendirdik kayınvalideler odasında. Çiğ böreğin anlamı çiğ olması değil. İçindeki kıymanın çiğden koyulması. Zaten çiğden koydum. Ama hamuru da kavurup pişmemiş. Kavurup koyan mı var burada? Nurcan, bakın, herkes iyi çiğden koydu. Hanımefendi, sen Nurcan Hanım, gelin hanım. Güzel kızartsaydınız böyle yedire yedire içi de pişer. O zaman yakman gerekiyordu Nurcan. Ama bizimkiler yanık değil ki Muazzez teyzeci. Ha yani çok kızarması için yanması lazım. Ama o zaman da yanık kalmış diyeceklerdi. Çok kızarmış aynen diyeceklerdi. Aynen yani hendine pendine. Ama Nurcan bak Muazzez teyzeye gelen bu kadar beyaz değildi. Nurcan evet teyze haklı. Seninki buradan ben beyaz duruyor. Bizimkilere nazara. Kıymalarını yediğin zaman da soğanları falan soğanları ses biraz çıkarıyor. Daha diriydi onun. Ses çıkıyor. Evet. Büyük büyük rendeledi. Daha ay, daha büyük. Nasıl becerdi bilmiyorum ama. Rendenin büyük tarafıyla hepimiz aynı rendeyle ve rendenin büyük hayır, tarafıyla. Hayır rendenin büyük tarafıyla yaptığını biliyorum. Pişmediği için olabilir. O da olabilir. Ya aynı da. İşte bu öyle olmuş. Muazzez teyzenin yediği öyle olduğunu kıyır düşünmüyorum. Kıyır çünkü öyle çok gözüküyor. Ha işte bak 5-6 hayır tanesini ben dışarıda da çiğ börek yedim. Böyle asla dışarıda olmaz da yine böyle bu renk hayır, geldi. Yani asla kendi evde yaptığımı bırak. Asla. Dışarıda da bak, çiğ börek yediğim zaman Eskişehir'e gittik. Bu renk geliyor bak, ya böyle çok kızarmış gelmiyor. Resmin bile var. Eskişehir'e gittik. Yedik asla yani çiğ böreğin resmi yok da Eskişehir'e gittiğimizin resmi var asla böyle değil. Gerçekten değil seninki çok beyaz olmuş. Bu tabağa gelen beyaz. Yani çok mu kızartıyorlar yani? Yani bu kadar da beyaz bırakmıyorlar bu bariz çiğ. Ben onu bunu bilmem bir şey. Beri bildim bileli yok bu Tatar böreği. Siz evde böyle mi yapıyorsunuz? Evde böyle yapıyorum ben. Ne çok konuştunuz vallahi. Açan ben, yapan ben, sen de konuşalım. Daha pişiyle çiğ böreğin farkını bilmiyorlar.
Bir de gelmiş börek yapmış. Senden mi öğreneceğim güzel? Şimdi efendim sırada Gülcan Hanım var. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Aa, şöyle kolonyadan da ikram ettim. Teşekkür ederim. Hazır mıyız? Bulacak mıyız? İnşallah. Hadi bakalım ilk tabakla başlayalım. Buyurun. Yani güzel şu anda kıyaslama yapamam. Yani buna göre güzel. Tamam. O zaman diğerlerini açalım. İkinci tabakla devam ediyoruz. Yani o biraz daha pişmek istiyor. Daha bir beyaz kaldı. Bu daha güzel. Daha güzel pişmiş. Peki. Hamuru da güzel benziyor. O zaman üçüncü tabakla devam ediyoruz. Bu da güzel. Beğendiniz. Şu ikisini beğendim. Onda biraz daha bir beyaz kaldı. Peki. Dördüncü tabakla devam ediyoruz. Tadı olarak çok fazla bir ayrım yapamadım. Hı hı. Güzel çünkü hepsi çekmiş kendini. Sıcak sıcak yenen bir yemek. Hı hı. Kesinlikle. Ondan dolayı. O zaman puanlamaya geçelim Gülcan Hanım. Hangi tabak İlal Hanım'dır? Hangi tabağa bir, hangi tabağa beş veriyorsunuz? Şunu birle ayırıyorum. Bir bu fark. Neyi? Birinci tabağa. Birle ayırıyorum. Birinci tabağa bir puan verdiniz. Şuna beş vermek istiyorum. Peki. Ya üçüncü da... tabağa beş puan. Emin değilim aslında ya. Ya odur ya budur diyeceğim ama. Buna da bir veriyorum. İkinci tabakta bir puan. Yakayım mı seni bugün? Bir, bunu da bir yapıyorum. Bir veriyorsunuz. Şimdi birinci tabağın önüne alayım ben sizi. Birinci tabağa bir puan verdi yine beni. Yani haftalardır şaşırtmayan... Şu an içim titriyor. Kayınvalide şaşırtıyor. Evet, yani, bir gün biraz şaşırtayım. Evet. Hani en azından dün bildim, bugün de yapabilecek miyim aynı şeyi? Kendimi de biraz sılıyorum. Bakalım. Bakalım efendim, bugün Gülcan Hanım'dan üç tane bir... Bugün tutmayabilir. Bir tane de beş var. İlk bir puan. Hangi geline gidiyor? İlk bir puanın sahibi olan gelin kaldırdık. Nurcan. Gelelim dördüncü tabağın başına. Dördüncü tabağa da bir veriyorum dediniz. Onu da beğenmişsiniz. Bir arada kaldınız herhalde. Üçünün arasında kaldım. Üçünün arasında kaldınız ama çok... Bir onu kafamda elediydim. İddialı, bayağı iddialı. Bayağı iddialı. Hatta evet. Sizden beklenmeyen evet. Bir hamle. Belki bakalım. Bu sefer olmayabilir. İkinci bir puan. Hangi geline gidiyor? Kaldırdık. Gizem. Of, en korkulan şu an. Gizem. Bir puanın sahibi olduğu. Geldik üçüncü tabağın başına. Üçüncü tabağın başına. Bakalım. Yine dünkü gibi. Dünkü gibi Gülcan Hanım gelinini bulabildi mi? Beş puan. İlayda'ya mı gidiyor yoksa Aysun'a mı gidiyor? Ve beş puanın sahibi olan gelin kaldırdık. Aysun. Oley! Budur
işte. Maalesef bir puan İlayda'ya gidiyor. Tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam anne, sen bunu biz beceremiyorsun, bırak abi. Ya. Bırak, beceremiyorum. Devam edeceğim. Olmuyor hiç demek ki. Teşekkür ederim. Benimkini beğendiğini söyledim. Beğendim. Ya üçünü çok, üçü de birbirine benziyor. Ben de öyleyim. Üçü de birbirine çok benziyor. Ama riske atmayacaktın. Olsun. Üçü de birbirine benziyor. Hiç sıkıntı değil. Oh, anne, Can teyze yaktın beni. Sadece renginden dolayı bir vermek, evet ya, nasıl bir kalındı, adalet? Hem kalındı, hayır, hem kalındı, hem bembeyazdı çok ya. Üçü çok güzeldi. Bu sefer açık renge 5 verirsiniz. Hani böyle olur, hepsi kızarmış olur, bir tanesi açık renk olur, ona verirsiniz. Şimdi böyle baktınız, sen bunu kabul ediyorsun, sadece rengi açık diye onu bir eleyeyim, bir evet, vereyim. Bu nasıl bir gerçekten şey ya? Gerçekten öyle yaptım. Diğerlerinin yüksek puan verseydin ona bir kıyır kıyır olmamış, öbürleri çıtır çıtır bilmiyorum olmuş, şahane olmuş. Daha önceki yağda süper.